Ekonomi notlarına hoş geldiniz. 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Asgari ücret açıklanacak. Saat 12 itibariyle artık bu saat dilimi içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasını bekliyoruz. Türk İş son olarak bir 9.000 rakamı telaffuz etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her tarafı dinleyeceğiz ve buna göre bir karar vereceğiz demişti. Bugün artık asgari ücret açıklanacak. Cumhurbaşkanının yaklaşık bu saat dilimi içinde birazdan açıklama yapmasını bekliyoruz. Hemen birkaç dakika içinde de gerçekleşebilir o açıklama. Hazırlıklar tamamlandı ve artık bu saat dilimi içinde Cumhurbaşkanının asgari ücreti açıklamasını bekliyoruz. Açıklandığı anda ekrana taşıyacağız ama onun öncesinde manşetlere hemen hızlıca şöyle bir göz atalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına bakacağız. Enflasyonu %65 seviyesinde kapatacağız bu yıl dedi Hazine ve Maliye Bakanı. İzleyelim ayrıntıları. 200 milyar liralık yeni KGF paketinin takvimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati paketin 14 başlıktan oluşan ayrıntılarını yakında açıklayacaklarını duyurdu. Önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz ve yılbaşından itibaren de kullanıma açmış olacağız. Ocak ayından itibaren KGF'deki bütün imkanlardan vatandaşlarımız yararlanacak. 2020 yılındaki KGF'de kullandırdığımız paraların bir kısmı dövize gitmişti. Şimdi KGF paketimiz fatura merkezde oluyor. Bunlara izin vermeyeceğiz. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, enflasyon hariç tüm göstergelerde hedeflerin ötesinde olduklarını söyledi. Enflasyonda hızlı düşüş için önümüzdeki yılı işaret etti. İnşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan %65 bandında yılı kapatmış olacağız. Enflasyonun aşağı doğru hızla gittiğini göreceğiz. Konteyner maliyetlerinin normalleşmeye doğru gidiyor olması, beklentilerin kırılması ve döviz fiyatlarındaki oynaklığın en aza indiği bir ortamda, enflasyonla ilgili beklentimiz önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Bakan Nebati, yıl sonu için rekor beklentisi içinde olduklarını belirtti. Gelecek yıl yapılacak seçimlere rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz ve yılı bütçe açığının milli geliri oranı için hedeflenen %3,4'ten daha iyi performansla kapatmayı bekliyoruz. 15 Ocak'ta sizi de şaşırtacak rakamları açıklamış olacağız. Bakan Nebati, gayrimenkul sektörü için yeni bir paket hazırladıklarını hatırlattı. Hem üreticilere hem de tüketicilere yönelik ciddi bir paketin ayrıntılarını paylaşacağız. İyi bir morgıç diyebiliriz. Çok özgün bir model olacak. Özellikle de orta ve alt gelirli kesimlerin çok rahat bir şekilde konuta ulaşabileceği bir çalışmamız var. Gayrimenkul piyasasına ilişkin son 3 aylık verilerin ellerinde olduğunu belirten Hazine Bakanı, yeni paketi fırsat bilip konut fiyatlarını artırmak isteyenlere izin vermeyeceklerini ifade etti. Bakan Nebati, EYT konusunda da bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini dile getirdi. Çalışma Bakanlığımızda bunun gerek kamu, gerekse de özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz. Üretim tarafının bundan olumsuz etkilenmemesi noktasında gerek işverene, gerekse de çalışana bizim tarafımızdan hangi destekler verilecekse adımlar atma noktasında hazırız. Güçlü bir bütçeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu yöneteceğiz. Hazine Bakanı şu anda otomotivde bir ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını da açıkladı. Ve asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Birazdan asgari ücret açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak. Şu an itibariyle orada çalışmaların, hazırlıkların devam ettiğini söyleyelim. Birazdan yeni asgari ücret için uzun uzun konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararı da bugün geliyor. Saat 14'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Piyasa genelinde faizin pas geçileceğine dair bir beklenti var. Ayrıntıları konuşacağız. Bu arada dün Merkez Bankası'ndan bankalara da şeffaflık uyarısı geldi. Bakalım ayrıntılarına. Merkez Bankası yurtdışı para transferleriyle ilgili bankaları şeffaflık konusunda uyardı. EFT, havale ve Swift işlemleri bildirimlerine ilişkin bankalara bir uyarı yazısı gönderildi. Merkez Bankası bazı bankaların talimatlara uygun raporlama yapmadığını, eksik ve hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli adımların atılacağını duyurdu. Bu bir önlem. Çok böyle piyasaları korkmaları için yapılmış bir açıklama değil. Dövizin en azından içeride kalması sağlayacak. Yani yurt dışına buradaki para transferlerinin biraz daha önüne geçebilecek, biraz daha bu kontrol amaçlı bir
karar diye düşünüyorum ben. Bunun piyasalar üzerinde çok da etkisinin direkt olarak bizim açımızdan olacağını zannetmiyorum. En azından bankalar burada biraz daha hassas olması gerekeceği bir dönem içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Swift veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda güncellenen veriyle ilgili testlerin 26 Aralık'ta gerçekleştirilebileceği belirtildi. Açıklamaya göre bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 itibarıyla başlanacak. Merkez Bankası yeni adımla yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirmeyi hedefliyor. Ve son manşetimiz İngiltere'den. İngiltere'de de büyüme zayıfladı. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda 1.9'luk bir büyüme gerçekleşti diyelim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti birazdan açıklayacak. Bu saat dilimi içinde açıklanmasını bekliyoruz asgari ücretin. Ne olabilir asgari ücret? Beklentiler neler? Emin Yılmaz'la birlikteyiz. Ayrıntıları konuşacağız. Emin Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba Merve Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz umuyorum. Beklentiyi sormak istiyorum. Şimdi 1.9 bin lira rakamı telaffuz edildi. Biz aslında son 1-2 haftadır 8 bin liranın üzeri psikolojik sınır diye konuşuyorduk. Dolayısıyla ben beklentinizi merak ediyorum. Bugün ne çıkar? Cumhurbaşkanı ne açıklar? Evet, benim beklentim asgari ücret net olarak %45 ile %55 arasında bir fark geleceğini. %45'lik rakam 8 bin, %55'lik rakamda 8.500 lira. Bu bantta seyredeceğini tahmin ediyorum. Çünkü asgari ücretin sirayet ettiği yaklaşık 13 tane daha kalemimiz var. Buna bağlı olaraktan değişecek. Çünkü asgari ücretli geçmiş dönemlerde Sayın Bakan'ın vermiş olduğu %38'lik bir kesimi temsil ediyor dedi. 27 milyon çalışanımız varsa dolayısıyla %38'i 10 milyon civarında oluyor. Geri kalan %62'lik kısımda 17 milyona yakın bir çalışanımız oluyor. Asgari ücretin burada hakkaniyetli bir şekilde artışını sağlanacağını ben düşünüyorum. Burada da yine oranlar üzerinden asgari ücret, çünkü vasıfsız olan personele verilen bir ücret. Sizin herhangi bir lisansınız varsa, diplomanız varsa, uzmanlığınız varsa asgari ücretin üzerinde bir maaşı, beklentileri de piyasa kendiliğinden oluşuyor zaten. Evet, burada yani şöyle biraz senaryolar üzerinden bakmak gerekirse nasıl bir ücret artışı şu an gündemde? Yani mesela işte enflasyonu baz aldık. Önce enflasyon açısından konuşuyorduk. Dedik ki işte ikinci yarı bir %20'nin üzerinde enflasyon gelse, enflasyon olsa şu an Aralık ayı enflasyonda dahil ederek işte bunun üzerine bir refah payı eklenmesi gündemdeydi. Bir refah payı da eklenirse şu an en az bir %40'lık zam kesin gibi konuşuyorduk. O zaman da o rakam 7.700 liralara denk geliyordu. Ama sonrasında mesela bu görüşmeler başladıktan sonra Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay dedi ki biz açlık sınırıyla masaya oturuyoruz bu sene. Yani bizim oturduğumuz rakam 5.500 lira değil, 7.845 liradan oturuyoruz dedi. Biraz bu rakam da tepki çekti. Sanki işçi tarafı bu rakamı istiyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Halbuki öyle değildi. Mesela sonra 9 bin rakamı telaffuz edildi. 9 bin liraya yakın bir rakam gelir mi? Yani biraz buradaki senaryoları anlatmanızı isteyeceğim. İşveren ne istiyor? İşçi ne istiyor açısından? Merve Hanım, sizin de bildiğiniz gibi asgari ücreti endeksli olan enflasyon verileriydi. Enflasyon verileri son 6 ayın detaylarına baktığımız zaman Temmuz ayında 2.37, Ağustos'ta 1.46, Eylül'de 3.08, Ekim'de 3.54 ve Kasım'da 2.88 olarak belirlendi. Aralık ayı önümüzdeki ayın 3'ünde belirlenecek. Buradaki verileri topladığınız zaman Aralık'ta %3 olarak açıklandığı zaman kabaca %17. Hadi yine buna bir yuvarlak hesapla %20'lik bir rakam dersek
%20 5500 liraya 1100 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Ama refah payı adı altında bir 20 puan daha eklediğimiz zaman bir 1100 lira daha eklenti olmuş olacak. O da 2200 lira oluyor. Sizin de telaffuz ettiğiniz gibi 7700 lira üzerinden ki Sayın Atalay'ın açıklamalarından önce biz de bu yönde yorum yapıyorduk. 7700 ile 8000 arasındaydı. Ama Sayın Atalay ağaçlık sınırı 7785 lira dediği zaman biz de otomatik olarak buradaki çıtayı biraz daha yükseltmiş olduk. Tahminim benim yine tekrarlıyorum 8000 ile 8500 arasında oluyor. Zaten asgari ücret yönetmeliğine baktığınız zaman enflasyon açıklanan verilerinin üzerinde bir refah payıyla birlikte artış olması zarureti var. Bu da bize kanundan emredilmiş olmasından kaynaklanıyor. Aslında bu sene sanki yani bu rakamlar ya mesela 9 bin lira rakamı ya da işte sizin söylediğiniz 8 bin. Yani şu an beklentiler ya 8 bin 8500 ya da 8500-9000 arası bir beklenti var. Yani tüm bu rakamlar zaten artık bu sene asgari ücret belirlenirken enflasyondan uzaklaşıldığının göstergesi, öyle değil mi? O açıdan da baktığımızda yani bu kez enflasyon baz alınmıyor artık bu sene özelinde bakıldığında. Doğru Merve Hanım. Çünkü enflasyon verisi üzerinden bakıldığı zaman %17 ama asgari ücrette beklenti %55. Hı-hı. 20 puan bile desek enflasyonu %35'lik bir fark geliyor. 9 bin lira olacağı zaman da %65'lere varıyor. Bunu yıllık bazda hesapladığımız zaman da ilk asgari ücretimiz 2022 Ocak'ta 4253 liraydı. Temmuz'da 5500 lira oldu. Bu iki rakam arasındaki fark da %50'yi temsil ediyor. 9 bin lira olduğunu düşünürsek %64 ile 50'yi topladığınız zaman %114'e varan asgari ücrette Cumhuriyet tarihinde rekor bir zamla bu rakamı telaffuz etmiş olacağız. Burada asgari ücret tabii yani tüm maaşları da etkileyecek bir gösterge. Yani tabii biz işte özellikle bu son günlerde bu konuyu konuşurken ben çok soruyorum bu soruyu. Aslında asgari ücret yani bir işçiye en az bu kadar maaş verebilirsin demek. Bunu belirleyeceğiz ama tabii bizde biraz daha özellikle bakıldığında genel anlamda işte sanayide, üretimde vesaire hani çok büyük bir kesimde asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin etkilediği çok başlık var. Örneğin özel sektör kanadı da aynı şekilde. Şimdi yılbaşı zamları da gelecek şirketlerde ve asgari ücret zamlarını baz alarak da aslında bir zam yapıyor şirketler. Yani asgari ücret zamı bir gösterge. Şimdi siz asgari ücrete %20 zam yaparsanız özel şirketler %50 zam yapmıyor. Ama siz %45 zam yaparsanız hani bunun civarında bir zam yapmaya çalışıyor özel şirketlerde. Geçen sene de gördük. Dolayısıyla bu göstergeler açısından nasıl bir önem taşıyor asgari ücret? Otomatik olarak piyasada özel sektörde de çalışanların tamamı bir beklenti içerisine giriyor. Asgari ücrete bu kadar işte örnek veriyorum %45'lik veya %50'lik bir zam gelince asgari ücretin üzerinde çalışan yaklaşık 17 milyona yakın çalışanımız var. Bunların da aynı oranda bir beklenti içerisine girmiş oluyor. Ha burada yasa koyucu yine taşın altına elini koyup kendi üzerine düşeni defalarca yaptı. Baktığınız zaman gelir vergisi ve damga vergisi olmak üzere 2022 senesinde hem özel sektörde hem de kamuda bu asgari ücrete kadar olan kısım bir yıllık bazda 9300 liralık kısmı komple gelir vergisinden dolayı işçinin sırtından yükü almış oldu. Yine parametrelere baktığımız zaman asgari ücreti endeksi yaklaşık 13 tane değişken ve buna bağlı olan hatta ve hatta 85 milyonu ilgilendiren parametre ortaya çıkıyor. Bundan dolayı asgari ücret önemli. En basitinden örnek verecek olursak işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı asgari ücretin %40'ı ile %80'i arasında belirleniyor. Doğum askerlik borçlanmaları, bütün borçlanmalarımız asgari brüt ücretin %32'si üzerinde. Sadece yurt dışı borçlanması %45. Genel sağlık sigortası bununla alakalı yine brüt ücretin %3'ü oranında değerlendiriliyor. Kıdem tazminatının taban rakamı
Kıdem tazminatının tabanı 6.471 lira şu anki brüt ücret. Asgari ücrette bu da değişecek. Tavan rakamı da memur maaş katsayısıyla orantılı. O da 15.371 lira. Evde bakım ücretimiz var. Ocak ayında 2.706 liraydı. Temmuz ayında da 3.340 lira oldu. Baktığınız zaman asgari brüt ücretin yarısı kadar belirleniyor bu. İsteğe bağlı sigorta primimiz var. Asgari brüt ücretin %32'si üzerinden değerlendiriliyor. Bireysel emeklilik sisteminde zorunlu olaraktan kesintiler var. Bu da brüt ücretin %3'ü oranında değerlendiriliyor. Yine asgari ücrete bağlı. 65 yaş aylığımız var. O da asgari net ücretin 3'te birinden hane içerisinde kişi başı gelirle değerlendiriliyor. Yine asgari ücrete endeksli. 65 yaş aylığı da ben yine programa girmeden önce notlarımı almıştım. Şu an 1600 paralar veriliyor. Stajyer maaşlarımız var. O da asgari brüt ücretin %30'u kadar 1650 lira. Yine yasa koyucu 2021-2022 döneminden sonra 5 yıl boyunca buradaki teşvikleri, hatta stajyerlerin bütün maaşlarını yasa koyucu teşvik olarak veriyor. Sosyal yardımlar var. Bu sosyal yardımlar da yine asgari ücrete endeksli Merve Hanım. Emekli ve memur maaşları için ne söylersiniz peki? Emekli ve memur maaşlarıyla alakalı asgari ücret organik anlamda bir bağlantısı var. Çünkü emekli maaşları sizin de bildiğiniz gibi enflasyon üzerinden değerlendiriliyor. Enflasyon üzerinden baktığınız zaman da %14.4 açıklandı. Ama bununla ilgili Aralık ayı da eklendiği zaman yine %17, %20'lere denk gelmiş olacak. Memur maaşlarıyla alakalı da toplu sözleşmeyle memur maaşları hesaplanıyor. 2 senelik toplu sözleşme şu an netleşmiş durumda. Yani önümüzdeki senenin Temmuz, Ağustos ayında tekrardan burada memur sendikası ve yasa koyucu bir toplantı yapacak ve bunun üzerinden yeniden belirlenecek. Ama şu andaki gösterge %8'lik bir rakam zaten alınacak. Ha bir de bunun üzerine enflasyon farkı gelecek. O enflasyon farkı da Temmuz'dan bu tarafa %15 oranında, hadi Aralık da eklendiği zaman %7 oranında, bu rakam %26. 3600 ek göstergeden dolayı bir 600 ek göstergede bu buradan gelecek. Yine nereden baksanız %25 ila %30 oranında yine memurlarımıza bir fark oluşacağını ben düşünüyorum. Burada şimdi işveren kanadına yeni bir düzenleme gelebilir mi? Çünkü mesela işte şöyle son 2 gündür ne olduğunu bir hatırlayalım. İşte Sayın Ergün Atalay 9 bin lira dedi. 9 bin lira rakamından sonra Cumhurbaşkanı da 85 milyon düşünmek zorundayız dedi. Şimdi geçen sene yıl başında tabii işte bu uzun senelerdir konuştuğumuz asgari ücretinin üzerindeki vergi yükü kaldırılsın meselesi hayata geçmişti. Yani artık burada hani bilmiyorum siz ne dersiniz ama bazı uzmanlar yani işverene de çok fazla verilebilecek artık bir teşvik kalmadı. Zaten tüm yapılması gerekenler yapıldı, özellikle geçen sene bu vergi indirimleriyle diyorlar. Dolayısıyla mesela şimdi 9 bin liraya da yakın bir rakam çıkarsa, belki tam 9 bin lira değil, tam 8,5 değil vesaire, hani birazdan öğreneceğiz rakamı, ama hani buna yakın bir rakam gelirse, yani %55 gibi bir zam olursa o zaman işverene de bir takım yeni düzenlemeler yapılabilir mi burada? Hala yapılabilecek bir şeyler var mı diye sorayım. Şimdi işveren maliyeti sizin de bildiğiniz gibi asgari ücret net brüte çevirirken %14 ve %1 işsizlikle birlikte işçiden kesiliyor. İşçiden kesilen toplamda 4 kalemimiz var bizim. Bunun ikisi vergi, ikisi prim. %15'lik ikisi primi temsil ediyor. Gelir vergisi ve damga vergisi de vergi kısmını temsil ediyor. Vergi kısmı tamamen kalktı. Ama işverene maliyet kısmına gelince buradaki rakam da
%17,5'a tekabül. Yani brütten sonrasında eğer hiç borcunuz yoksa 22,5, bunun %5'lik bir yasa koyucu teşvik veriyor. Bu teşviği de 2008 senesinde 5510 sayılı yasayla 2008'den bu tarafa yıllarca devam etmiş. Son 5 yılda keza yine işçi üzerinden baktığımız, işveren üzerinden baktığımız zaman biz aylık hizmet prim bildirgelerini oluşturup da sisteme yükleyip sistemde çıkan bildirge dip taraftaki ödenecek prim kısmına siz bankaya gidip de bunu ödediğiniz zaman günlük bazda kişi başına 3.33 üzerinden aylık bazda 150 liraya ya varan bir indirim zaten söz konusuydu. Ha buna yine ekstra bir eklenti, yasa koyucu kendi bütçesi doğrultusunda eklenti getirilebilir diye düşünüyorum. Ayrıyeten oradaki 17,5'luk işveren prim maliyetini yine Hazine Maliye Bakanlığı ve oluşturulan bütçeler doğrultusunda bir teşvik gelebilir diye düşünüyorum ama baktığınız zaman şu anda uygulamada 20'ye yakın teşviğimiz var. Özellikle genç çalışan, kadın çalışanlarımızı ve normal standartlarda ortalamanın üzerinde çalışan bütün personelleri, yeri geliyor işçi kesintisi, yeri geliyor işveren kesintisi, yeri geliyor tamamı. Hatta ve hatta gelir vergisi ve damga vergisi de alınmayan teşviklerimiz var. Bununla alakalı yine EYT ile ilgili işverenlerin sosyal güvenlik destek primiyle alakalı %5'lik bir teşvik yine gelmiş oldu. Yani ilerleyen dönemde bu teşviklerin devamına bakacağız. Bu arada hareketlilik de var orada. Açıklamanın saat 12 itibariyle olması bekleniyordu. Artık taraflar gelmeye başladılar. İçeriden de bilgi geliyor sürekli. Hazırlıklar tamam. Bir yandan da artık orada hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Masada tarafların oturmasını bekliyoruz. Tabii merak edilen birkaç başlık var. Şimdi ben biraz görüntülerden de şifreyi çözmeye çalışıyorum. Türk İş Kanadı masada olacak mı? Bu da önemli açıklamanın yapılması tarafında. Taraflar şu an itibariyle hazırlıklar artık tamamlandı ve gelmek üzereler. Birazdan yani yaklaşık herhalde 10 dakika içinde de tahmini bir süre artık olacaklar, hazır olacaklar diye bekliyoruz. Orada hareketlilik devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklama yapması bekleniyor. Türk İş Kanadı 9 bin lira rakamını işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 85 milyonu düşünmek zorundayız açıklamasını yapmıştı. Taraflar şu an itibariyle artık hazırlıklar da tamamlandı. Salona gelmeye başladılar. Evet, hazırlıklar da devam ediyor. Görüntüler de ekranda. Şu an itibariyle artık tarafların masada olmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir aylık süren bir maratondu ama resmi olarak bakıldığında iki önemli toplantı gerçekleşti. İlki 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta. Bir rakam telaffuz edilmesi bekleniyordu ikinci toplantıdan sonra. Üçüncü toplantıdan sonra Türk İş çıktı ve 9 bin lira varsa var, yoksa masada biz yokuz dedi. Ve ardından da bir uzlaşı sağlanması bekleniyor. Bu rakam olabilir mi? 9 bin lira rakamı, günlerdir bunu konuşuyoruz. Bunun altında bir rakam gerçekleşir mi? Dolayısıyla artık göreceğiz. Son Emin Bey, artık tahmininizi almak istiyorum. Ne bekliyorsunuz? Enine boyuna konuştuk. Yeni asgari ücret ne getirecek? Evet, gönül ister ki çalışanlarımızın alın teri alnında bile soğumadan ücretlerini hak etmesiyle alakalı Hazreti Muhammed'in de bununla ilgili hadisi de mevcut. 10 bin lira olsun, 15 bin lira olsun, 20 bin lira olsun ama bunu dişlinin çarkları gibi düşünmemiz lazım. Bu çarklar, bu dişlinin bir tanesi işçi kesimini, bir tanesi işveren kesimini temsil ediyor. Dolayısıyla bunlar her zaman birbirlerine endeksli. Bu dişlerin bir tanesi olmadığı takdirde otomatik olarak buradaki makine, iş yerleri çalışmayacaktır. Hakkaniyetli bir artış yapılacağını ben inanıyorum. Evet. İzleyip ve göreceğiz. Emin Bey, Cumhurbaşkanı, böleceğim sizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi, hemen o görüntüleri getirelim ekrana. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklıyor.
2023 yılı için asgari ücret artık belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam külliyede son olarak Bakan Vedat Bilgin'i kabul etti ve bir uzlaşıya varıldı. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasını yapıyor. Değerli işveren temsilcisi, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Her sene olduğu gibi bu yılda önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette her kesim kendi öncelikleri, kendi hassasiyetleri, kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine, ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk iş gücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Üstelik bu seviye kadınlarımızın iş gücüne katılımının rekor kırdığı bir dönemde yakalanmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde sarstığı bir süreçte Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. Ülkemizin elde ettiği her kazanımı 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Çalışma hayatında sosyal yardımlara, yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım üretiminin desteklenmesine kadar her alanda bu gayretin izlerini ve neticelerini görmek mümkündür. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçilmesine kadar pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bugün de biraz sonra sizlerle paylaşacağımız 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi bulunmasın. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde
tespit edeceğiz. Adeta akrebin kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Aziz milletim, bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında, bunun altını çiziyorum ve ısrarla söylüyorum, 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde, bu da çok önemli, nominal olarak 30 kat, reel olarak %142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak %50 oranında artış yaparak net 4.253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla kalmamış, asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi Temmuz ayında yeni bir düzenleme ile asgari ücreti, hatırlayalım, 5.500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Yani bütün bunları yaparken unutmayalım, sırtımızda bu devletin küfesi var. Altyapıyla, üst yapıyla bu ülkede eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Böylece yıl içinde asgari ücrette ortalama %80 ve kümülatif %95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız şu kritik dönemde hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten bir yol izliyoruz. Ama tabii sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. Şu kadar, bu kadar veririz filan falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At. Nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız. Ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz, ki bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu nüfus olarak, yani yıl sonu itibariyle nüfusumuzun 86'yı aşması, yakalaması mümkün. Bütün bunları ne yapacağız? Düşünmek durumundayız. Şimdi bu aile birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında %30'lu, yıl sonunda %20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek, hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız. Milletimizle birlikte var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz.
Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte gerek değerli bakanıma, gerek TİSK başkanımıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için şahsım, milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Sağ olun efendim. Evet. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adım attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %94, Temmuz ayına göre %50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı %70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Burak, söyleyeceğim bir şey var mı? Müsaade ederseniz iki dakika. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, değerli basın mensupları, hepinizi ben de şahsım ve konfederasyonumuz adına saygıyla selamlıyorum. Uzun ve zorlu bir süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Biz her platformda ifade ettiğimiz gibi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun bu süreçte esasında 3 tane önceliği vardı. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanımız da az evvel ifade etti, ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. İkincisi, çalışma arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması oldu. Üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması oldu. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini her daim aktarıyoruz. Biz bu süreç boyunca, ki Eylül'den beri çok hızlanan bir süreç oldu bu, pozitif mesajlarla ülkemiz çalışma hayatına da yine pozitif bir enerji vermeye de gayret ettik. Devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu ben her fırsatta ifade ediyorum. Bizden sık sık duyuyorsunuz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Aslında burada bir aile felsefesi var. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Bazen aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar da olabiliyor. Ama biz günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik ve bütünlük olduğuna kalpten inanıyoruz. Bugün tabii işçi tarafıyla bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkacağız. Çalışma hayatının diğer odak alanları için hep birlikte yeni masalara oturacağız. Oralarda da anlaşmalar sağlayacağız. Tüm taraflardan, özellikle kıymetli basın mensuplarından, değerli kamuoyunda ben bu süreci bütünsel bir bakışta ve sağduyuyla değerlendirmelerini istirham ediyorum. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bizim biraz evvel ifade ettiğim bu aileye yakışmaz diye düşünüyoruz. Bugün açıklanan ücreti doğal olarak düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar olacaktır, dengeli ve makul bulanlar da olacaktır. Ama her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılması olmalıdır. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize de ilave atılabilecek adımları atma çağrısında da her zaman bulunuyoruz. Odağımızı enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunmasına, artmasına, vergi, istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız bundan sonra. Bu vesileyle ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz TİSK olarak ülkemizin kalkınması, çalışma arkadaşlarımızın refahı için işçi, işveren, kamu tek yürek diyaloğa, işbirliğine üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, asgari ücret Türkiye'de yaklaşık ücretlilerin %37'sini ilgilendiren bir ücret. Fakat onunla sınırlı kalmıyor. Bütün ücretlileri, ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretin üzerindekiler kademe kademe asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı bir sürece giriyorlar. Bu demektir ki sizin açıkladığınız bu rakam bütün çalışanları, sadece asgari ücrette çalışanları değil, onun üzerindeki çalışanları da, emekçilerin de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına onları ulaştıracaktır. Bu Türkiye'nin büyümesine, büyürken emekçilerini düşünen bir sosyal devlet anlayışına yakışan bir tutumdur. Bu yaklaşım Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını, toplumun bütünleşerek emekçileriyle, işverenleriyle üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Sosyal devlet politikalarına uygun bir yaklaşımı sürdürmeye katkınızdan dolayı size saygı ve şükran duyuyoruz. Sürece katılan işverenlerimiz ve işçi kesiminin temsilcileri rakamların bugün masada olmasalar da bu rakamın müzakereler sürecinde oluşmasına katkı yapmışlardır. Onun için Türk İş temsilcilerine de başta Sayın Burak Bey olmak üzere TİSK temsilcilerine de buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet, ben de tekrar gerek bakanıma gerek Burak Bey'e hakikaten bu süreç içerisinde ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım, milletim adına yine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu açıklanan rakam bir yerde devleti olan maliyeti itibariyle, işverene olan maliyeti itibariyle nihai bir rakam değil. Tabii bunun adeta katlayanları var. Bunlarla beraber bu maliyet ne yapıyor? Daha da tabii artıyor. Bir diğer tabii işin yanı, az önce de ifade ettiğim gibi, devlet olarak hiç unutmayalım ki sırtımızda bizim önemli bir küfe var. Ve bu küfe devamlı doluyor. Altyapıyla, üst yapıyla, sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla ve bütün bunlarla beraber ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni yüzyıla çok farklı bir girişin içerisinde. Nitekim bugün, şimdi biraz sonra Bitlis'teki yine bir açılışı yapacağım. Buradan video konferans da yapacağım. Ve bu açılışta da yine çok ciddi bir bedel ödeyerek adım atıyoruz. Geçmişte hep söylediğimiz, batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak demiştik. İşte şimdi onları da bir taraftan gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Ben bu vesileyle tekrar tüm basın mensuplarımıza bu süreci yakından takip etmek suretiyle ortaya koydukları performanstan ötürü teşekkür ediyorum. Bu açıkladığımız asgari ücret ülkemiz, milletimiz için, tüm işveren, işçi kesimimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı asgari ücreti %50'nin üzerinde artışla Temmuz ayından bu yana bakıldığında 8.500 lira olarak açıkladı.
Süreci bir anlatalım. Nereden nereye geldik? Temmuz ayındaki düzenleme sonrasında hesapları aşağı yukarı yapıyorduk ve %40 üzeri bir zam beklentisi genel olarak piyasada vardı. Bu da 5500 liralık asgari ücretin üzerine %40 en az zam yapılırsa 7700 lira gibi bir rakamı işaret ediyordu bize. Sonrasında psikolojik bir sınır olarak 8000 lira telaffuz edilmeye başlandı. Çünkü ikinci dönem enflasyonda baz etkisiyle de özellikle Aralık ayında bir düşüş olacak ama Cumhurbaşkanı da konuşmasında vurgu yaptı. Geriye dönük, geçmişe dönük kayıpları telafi etmek açısından bu süreci ele aldık dedi. Sonrasında bir 8000 lira psikolojik sınırı dillendirildi. Bu asgari ücrette uzun zamandır tabii hep genelde işçi tarafının da masada olduğunu görürdük ama Türk İş Başkanı Ergün Atalay son toplantıda 9000 liranın altı olursa biz yokuz masada dedi ve gitti. Sayın Bakan da burada dikkat çekti açıklamada. Bu rakamın belirlenmesinde de yine Türk İş'in büyük bir etkisi var. Sadece şu son döneme bakıldığında yani Ocak zammından bu yana %90'ın üzerinde bir düzenleme. Yine yıllık bazda bakıldığında da %70'in üzerinde bir düzenleme var. Minimum beklenti zaten artık son birkaç haftadır 8000 lira ve üzerinde bir rakamdı. Türk İş tarafı 9000 lira istedi. Ne kadar masada olunmasa da Türk İş kanadında bu rakamın belirlenmesinde işçi kanadının da aslında etkisi olduğu söylendi. Ve bugün 8500 lira olarak açıklandı net asgari ücret. Şimdi ilk görüşleri, ilk değerlendirmeleri alacağım. Sayın Emin Yılmaz ve Çetin Ateş bekliyor bizi. İlk açıklamanın ayrıntılarını soracağım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. Merve Hanım. Teşekkür ederim. Emin Bey, ilk değerlendirmenizi alayım. Ortalama zaten hani 8000-8500 lira gibi bir beklenti ya da 8,5 ve 9 arası bir beklenti. İki beklenti vardı artık şu son bir haftalık süreçte. İlk rakamı siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Merve Hanım, bence hakkaniyetli bir artış olmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bahsettiği gibi Temmuz'dan bu tarafa hesaplandığı zaman %50, Ocak ayından bu tarafa hesaplandığı zaman %94, ortalama olarak hesaplandığı zaman da %70'e varan bir zam yapılmış oldu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ilk açıklamayı yaptıktan sonra ben hızlıca rakamları hesapladım ve bazı verileri sizle müsaade ederseniz sizinle paylaşmak istiyorum. Burada net asgari ücretimiz bizim 8500 lira, brüt rakamımız 10.000 lira olmuş oldu. İşverene maliyeti de 11.750 lira olmuş oldu. Geçmiş dönemde yani 2022'nin Ocak ayından bu tarafa gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. Peki 10.000 lira brüt rakam olunca eğer gelir vergisi ve damga vergisi kalkmamış olsaydı o zaman ne olacaktı? Bunu da hesaplamış olduk. Brüt rakam üzerinden sigorta primi işçi hissesi 1500 lira, gelir vergisi matrahı 8500 lira. Gelir vergisi kalkmamış olsaydı aylık bazda 1275 lira, damga vergisi 75 lira 90 kuruşluk, net ücrette 7149 lira olmuş olacaktı. Burada kesinti dediğimiz 1275 ve damga vergisi 75-90 verginin tamamı işçinin bir yıl boyunca cebinde kalmış oluyor. Bunun bir yıllık cebinde kalan rakamı neye tekabül etmiş oluyor? 1350 TL ile 12'ye çarptığımız zaman da 16.210 lira 80 kuruşa tekabül etmiş oluyor. Ama asgari ücreti dedik ya, %38'lik kısım asgari ücretli 10 milyon kişi. Ama geriye kalan %62, 17 milyon kişi de asgari ücreti endekste orantılı zam alacak. Hatta ve hatta 27 milyonun da üzerinde 85 milyonu ilgilendiren, çalışma hayatını, çalışma hayatının içerisinde olmayanları da ilgilendiren bazı kalemlerimiz vardı. Onları da hesapladım. 2023 senesinde olası olan rakamları sizle paylaşmak istiyorum. İşsizlik maaşımız şu anda 2022'de en düşük %40 2588 lira, en yükseği %85.176 lira idi ama 10.000 lira brüt olduğu için 4.000 lira en düşük,
8 bin lira en yüksek. Bundan sadece 4 bin liradan 30,36 damga vergisi, 8 bin liradan da 60 lira 72'lik bir damga vergisi kesintisi olacak. Askerlik doğum borçlanmaları dedik. Yaklaşık 11 kalemimiz vardı. Bu borçlanmalar şu anda 69 TL idi ama yılbaşından sonra 106 lira 66 kuruş olmuş oldu. Fark olarak 37 lira gelmiş oldu. Kıdem tazminatının taban rakamı, yani her çalışılan yıl bir yıl için bir brüt maaştı, 6.471 lira şu andaki uygulama ama yılbaşından itibaren brüt olarak 10.000 lira olmuş olacak. Evde bakım ücretlerimiz var. Evde bakım ücreti Ocak ayında 2.706 TL veriliyordu. Temmuz ayında 3.340 TL verildi. Bu yaklaşık olarak brüt rakamın yarısı kadar. Dolayısıyla sosyal yardım olduğu için yılbaşında da bunun 5.000 liralara varmasını tahmin ediyorum. Evet. İsteğe bağlı sigorta primimiz var. %32 oranında 2.070 liraydı. 2022 yılında bu 3.200 lira oldu. Bireysel emeklilik sistemi üzerinden yine 5 işçi ve üzerinde çalışanlar ve 45 yaş altında olanlarla ilgili şu anda 195 liraydı. Yılbaşından itibaren bu rakam 300 lira olacak. Bu 300 lira %30 oranında da devlet katkısı veriliyor. 65 yaş aylığımız ne olacak? Burada da hane içi kişi başı gelir rakamına göre belirleniyor bu. Eğer sizin hane içi asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa, evet, siz bu rakama, hiçbir geliriniz de yoksa alabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki rakamımız da 1833 liraydı. Bu rakam 2833 liraya hane içi kişi başı geliri yükseltilmiş oldu. Stajyer maaşlarımız var. Net ücret üzerinden %30 oranında ödeniyor bu. Rakam 1650 lira şu anda 2022'de. 2023'te de yine 8500 lira net üzerinden %30 verilecek. O da 2550 lira olmuş oluyor. Yine yasa koyucu bunu 2021-2022 hesap döneminde çıkarmıştı. 5 yıl boyunca uzattılar. Yine Sayın Cumhurbaşkanı vasıtasıyla bunu 10 yıla kadar uzatma hakkına sahip. Rapor ücretlerimiz var. Rapor ücretleri günlük olarak belirlenir. 2 güne kadar istirahatlerde verilmez. 2 gün sonrasındakilere verilir. Ayakta olanlara ayakta tedavide 2/3, yatarak tedavide de 1/3 oranında veriliyor. Peki. Ayakta tedavi üzerinden, yeni ücret üzerinden bakıldığı zaman günlük rakamı 222 liralara yükselmiş oldu. Peki. Engelli aylığımız var. Engelli aylığı da yine söylediğimiz gibi hane içi kişi başı gelir üzerinden değerlendiriliyor. Buradaki rakam da 2833 liraydı. Bu rakam biraz daha yükselmiş oldu. Teşekkür ederim Emin Bey, değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Emin Yılmaz'la ilk değerlendirmeyi yaptık. Hemen Çetin Ateş'e döneceğim. Konuşmaya devam ediyoruz. Çetin Bey, sizin ilk değerlendirmenizi alayım. Yeni asgari ücret için hem işçi hem işveren tarafında. Merhaba Hanım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hepimiz sabırsızlıkla bekledik açıklamayı. Belki dedik akşama doğru açıklanır ama Sayın Cumhurbaşkanı dokunuşunu yaptı. 8500 lira olarak açıkladı. Küsurat da var ama 8500 lira olarak diyorum şimdi. Bu muhtemelen 8250 lira falandı bırakan. Sayın Cumhurbaşkanı dokunuşunu yaptı. 8506 lira 8 kuruş olarak açıkladı. Bunun aslında bugün açıklanması çok iyi oldu çünkü önümüzde bir haftalık bir süre var yılın bitmesine. Burada konuyu şeye bağlamak istiyorum. EYT'lerin durumuna bağlamak istiyorum. Çünkü onlar daha çok bekliyor. Biliyorsunuz kıdem tazminatı meseleleri var. İşverenlerle aralarında kıdem tazminatı konusunda bir uzlaşma meselesi var bildiğiniz gibi. Bu bir haftalık sürede zannedersem işçi, işveren daha net rakamlar üzerinden anlaşmalarını yapacaklar. Bundan sonraki EYT sürecinde daha sağlıklı bir sürece girecekler diye düşünüyorum. Birazdan
Birazdan buyurun. Konuşuruz onu ama biraz işçi kanadından önce bir değerlendirmenizi isteyeyim. Geniş geniş konuşacağız. Önce bir hem işçi kanadı hem işveren kanadı burada Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar önemliydi. Yani gerekirse bir düzenleme daha yaparız dedi. Çok ciddi bir artış var. Yani işveren kanadı masada değildi ama hani onların da söylediklerine yine çok uzak bir rakam yok. Yani tabii 500 lira var arada işçi için, emekçi için önemli bir rakam ama biraz işçi açısından değerlendirmenizi isteyeyim önce. Merve Hanım, aslında bu rakamları hepimiz tahmin ediyorduk. Yani ben 8 bin lira üzerinde çok duruyordum. Net 8 bin lira olur diyordum. 8 bin lirayla 9 bin lira arasında bu rakamlar sürekli gitti geldi zaten. İşverenler zaten bu rakamları telaffuz etmişti. Ama en son görüşmede Türk İş Başkanı kırmızı çizgimiz 7.785 lira demesine rağmen sürpriz bir şekilde masadan kalkınca için açıkçası bize de sürpriz oldu. Çünkü uzlaşma sağlanmıştı zaten. Şimdi 8.500 lira net ücretimiz var. Şimdi işçiler açısından düşünürsek yani artış olarak %54 Temmuz'a göre %54 artış fena bir artış değil ama dediğimiz gibi bizim temel sorunumuz hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı eğer durdurulursa veya kontrol altına alınırsa bu rakamlar bizi bir müddet idare eder. Önümüzdeki Temmuz ayına kadar bizi bir müddet idare eder. Ama bildiğiniz gibi hayat pahalılığı sürerse bu zamların da çok fazla etkili olacağını zannetmiyorum. Olaya tabii işveren açısından da bakıyorum. Bazı işverenler bu rakamlar ödemekte zorlanacak. Yani bütün işverenler büyük sanayici değil. 2 kişi, 3 kişi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletmeler var, esnaflar var. Bu rakamlarda hala zorlanacaklarını düşünüyorum ama genel olarak bakıldığında çalışma hayatını bir düzene sokan bir rakam. Bundan çok fazlası zaten bazı işverenler kaldıramayacağı için devlete yük olacak. Devlet burada en büyük fedakarlığı aslında devlet yapıyor. Vergilerden indirim yapıyor, muaf tutuyor, teşvikler veriyor işverenlere. Aslında temel görevini devlet yapıyor burada ama bu açıklanan rakam çok çok hani iyi mi değil ama şu anki ortama göre bizi Temmuz'a kadar taşıyabilecek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ama birazcık fiyat artışlarında durması gerekir diye düşünüyorum Merve Hanım. Peki teşekkür ederim Çetin Bey. Bir virgül koyacağım, bekleteceğim sizi sevgili Yüksel Okşak da bizimle ama önce bir Ankara'ya uzanacağım. Hemen bu asgari ücretin açıklandığı salonda Murat Ovucu bekliyor bizi. Murat son gelişmeleri anlatacak. Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını özetleyelim dilerseniz ve asgari ücretle ilgili rakamları paylaşalım. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 8.506 lira olarak açıkladı. Asgari ücreti 2023 yılında uygulanacak. Asgari ücreti brüt olarak bakıldığında 10.008 lira olarak dikkat çekiyor. Asgari ücretin brüt ağırlığı. Brüt şu an şu nedenle önemli. Sadece asgari ücretle değil tüm kesimleri ilgilendiren birçok düzenleme brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Örneğin işsizlik maaşı ve bunun üzerinden fiyatlamalar yapılıyor. O nedenle brüt asgari ücret de oldukça önemli. Bir önceki yılla bu yıl başında kıyaslandığında %100 oranında bir artış söz konusu asgari ücrette. Malum bu yıl iki defa artış gerçekleşmişti. Bir de Temmuz ayında artış yapıldı. Temmuz ayına bakıldığında da %55'e yakın bir artış olduğu görülüyor. 2023 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ülke için doğru ve sürdürülebilir sonucu ortaya koymak için çalıştıklarına dikkat çekmişti. Çalışanlar da burada olmasını isterdik ancak onlar farklı görüşte oldukları için burada olmadılar. Asgari ücreti ortada bırakamazdık. Bu nedenle ikili bir şekilde iki taraflı olarak karar vermek zorunda kaldık dedi. Bu açıklamanın asgari ücretinde Türkiye'nin genel ekonomik durumu ve sosyal görünümüne uygun bir şekilde belirlendiğinin altını çizdi. Hem hakları koruyan hem de dengeyi gözeten bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörüsünü destekleyecek bir yol izlediklerine vurgu yaptı. Yani asgari ücret belirlenirken bir anlamda enflasyonu yukarı taşımaması adına da hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi ve şu da önemli, ihtiyaç duyulması durumunda yıl ortasında yeni bir güncelleme yapılacağı mesajını da paylaştı. Aynen içinde bulunduğumuz yıl gibi, yani enflasyon görünümünde beklentilerin üzerinde bir değişim
olursa bu kapsamda Temmuz ayında yıl ortasında yeniden bir güncelleme yapılabilir. Dediğimiz gibi 8506 lira olarak açıklandı asgari ücret net olarak ve brüt asgari ücretinde 10.008 lira olduğunu hatırlatalım. Söz tekrar size bırakalım. Teşekkür ederiz Murat Ovucu. Murat Ovucu takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntılarını bir kez daha aldık. Şimdi konuşacağız mesajları. Sevgili Yüksel Okşak bizlerle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim ayrıca beklediğiniz için. Estağfurullah, merhabalar. İyi teşekkür yayınlar, ederim. Merhaba. Hocam ilk değerlendirmenizi almak istiyorum. Bir hem tahmin açısından hem makro görünümde hem işçi açısından hem işveren tarafından 8500 rakam için ne söylersiniz? Evet, yani gönlümüzden geçen, ben birçok yayında söylemiştim, 9 bin liralık bir ücret ve önümüzdeki yıl resesyonist süreçten ötürü enflasyonun da düşmesiyle beraber ara zam olmadan 9 bin liralık bir önerim vardı. Hatta dün evveli gün yayının bir tanesinde ne olması gerekir derseniz 9 bin, ne olacak derseniz 8200 ile 8500 arası, ne olmamalı derseniz de 8 bin lira 6 diye bir ifade kullanmıştım açıkçası. Şimdi gelinen noktada asgari ücrete baktığımızda 8500 liralık bir rakam açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. 2022 Temmuz itibariyle de baktığımızda sürece 6 aylık periyot için yaklaşık %54,5'luk bir artışa tekabül eder ki yıllık bazda neredeyse %100'lük bir rakama tekabül ediyor. Aynı zamanda vergi istisnası da eğer tamamına uygularsa güncel asgari ücretin yine genel toplamda işte 11.750 liralık bir toplam maliyet şeklinde cereyan edeceğini. Yüksel hocam özür diliyorum, böleceğim sizi ama görüntünüzde bir sıkıntı var. Arkadaşlarım baksın, görüntüde bir donma yaşıyoruz. Arkadaşlarım baksın, hemen döneceğim size. Yüksel Okşa birazdan gideceğim ama tekrar Çetin Ateş'le birlikteyiz. Çetin Bey, burada tabii şöyle sorayım. Hem işveren tarafı hem işçi tarafı açısından önemli. Bir de burada enflasyona ilişkin verdiği mesajlar da önemliydi Cumhurbaşkanı'nın. Yani biz bu asgari ücrette, yani bu sene açıklanacak asgari ücrette aslında şu cümleyi net bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de geldi. Yani gerekirse bir düzeltme daha yaparız dedi Cumhurbaşkanı. Bu önemli. Yani yıl ortasına kadar %30-35 bir zam. Yıl sonuna da %20, pardon düzeltiyorum, zam değil, enflasyon hikayesi üzerine çalışın dedi. Bu açıdan nasıl görüyorsunuz asgari ücret artışını? Merve Hanım, asgari ücret artışına baktığımız zaman aslında %54 iyi bir oran, ancak yine de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon, yıllık enflasyon rakamına göre düşük. Sayın Cumhurbaşkanı da buna istinaden zaten açık kapı bırakıyor. Muhtemelen önümüzdeki sene enflasyonun kontrol altına alınacağını varsayarsak, çünkü hakikaten de bu yüksek enflasyon önümüzdeki yıl düşme ivmesi kazanacak. Şayet planlanan şekilde giderse Temmuz'da yeni bir iyileştirme zaten yapılır. Ama enflasyon kontrol altına zannedildiği kadar alınamazsa, yani bir açık kapı bıraktı Sayın Cumhurbaşkanı. Buradaki amaç, hedef enflasyona ezdirmemek. Evet, işçiye... İşçiyi, emekçiyi enflasyona ezdirmemek, en azından enflasyon seviyesinde ücretlerini artırmak. Şu anda üstünde altını çizerek söylenen tek şey şu, çünkü enflasyon hepimizin sorunu, kişisel, bireysel değil, devletimizin sorunu Merve Hanım. Hepimizin, enflasyon açısından baktığımızda evet, enflasyon hepimizin ortak sorunu. Yüksel Hocam tekrar bizlerle. Yüksel Hocam, siz bu rakamın, şöyle demiştiniz son cümleniz, 9 bin liranın altında olmamalı, 9 bin lirayla 8500 lira arası bir rakam olmalı, 8 bin liranın altı olmamalı demiştiniz. Burada mesela, yani şöyle sorayım, şimdi biz ilk az önce de söyledim, 7700'lerin üzerinde bir tahminle başladık. Hani %40 olsa, refah payı eklense en az 7700 oluyor, buna bir cumhurbaşkanı da biraz daha dokunsa dedik. Sonra 8 bin psikolojik sınır oldu. Sonra Türk İş tarafı 9 bin dedi. 9 bin yoksa biz masada değiliz dedi. Ama bugün bakanın açıklamasında da şöyle bir cümle var. Tabii Sayın Ergin Atalay da aynı şekilde, hani bu masada aslında ne kadar etkili bir isim olduğunu biliyoruz. Bu rakamın da belirlenmesinde yine Türk İş kanadının da payı var dedi. Dolayısıyla mesela hani az önce Çetin Bey dedi ki muhtemelen 8250 idi. Bunu biraz daha Cumhurbaşkanı yukarı çekti. Bu açıdan bakıldığında 8500
1500 lira rakamı ne getirecek 2023 kanadına bakıldığında? Yani şunu söyleyelim. Bir kere şimdi bir hesap kitap ortada. Yani biz enflasyon odaklı bakıyoruz hep. Yani enflasyonun farkını giderecek kadar bir matematik yapıyoruz. İşte en son Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir miktar refah payı ile asgari ücreti açıklamıştı hatırlarsanız. Ben aslında sizin söylediğiniz gibi 7.000-7.500'ler konuşulurken de ben 9.000 diyordum. Yani bundan bir önceki yayınlarımda da bunu söylüyordum. Niye söylüyordum? Çünkü refah payı ile ilgili problem olduğunu düşünüyorum ben. Yani geçmişteki verilere de bakıyorum. Hani bundan önceki süreçlere de bakıyorum. Neden bugün rahatsızlık var? Çünkü bugün küresel ekonomik türbülans var. Ciddi başkaca problemler var ekonomide. Yani hani vatandaşın hep söylediği şey var ya, işte büyüyoruz ama hissedemiyoruz. Neden hissedemiyoruz? Mesela ben canlı bir örnekle söyleyeyim size bunu. 2009-2016 arasında bırakın refah payını, asgari ücrette artış da yok. Sadece koruyoruz, bakın asgari ücreti koruyoruz. Enflasyon o yok. Dönem hiç, işte o dönem hiç kimse şunu söylemiyordu mesela. Ya işte enflasyon %11, niye biz o %11 kadar fark almıyoruz? Bakın enflasyonun altında kaldık, eziliyoruz demiyordu. Niye? Çünkü o dönem TL aşırı değerliydi, inanılmaz ucuz. İthalat yapabiliyorduk, herkes canın istediğini alabiliyordu. Şimdi o günkü ekonomik konjonktür bugün yok Merve Hanım. Biraz problem burada bence. Dolayısıyla bu refah payını maksimum bazda yansıtmamız gereken bir dönem olduğunu düşündüğüm için ben rakamı hep 9.000 bandında dile getirdim bugüne kadar. Çünkü belli periyotlar vardır ki hem küresel ekonomide hem ülke ekonomisinde. Orada siz çok büyük bir refah payı sağlamasanız dahi küresel şartlar, işte paranın değeri, hayat pahalılığının olmaması gibi sebepler bunun önüne geçer. Ama bugün öyle bir durum yok. Bugün hayat pahalı da var, enflasyon da var. Dolayısıyla bizim hep kritik bir sorumuz var, yani bu enflasyon faturasını kime keseceğiz? Evet. En kesmemiz gereken kesim sabit gelirli. İşte buna emekliyi de koyabilirsiniz, asgari ücret koyabilirsiniz falan. Dolayısıyla 8.500 liralık bir rakam da 9.000 liralık bir rakam da aslında genel toplama baktığımızda bence hak edilen bir rakam. Ben çünkü 9.000 bandını şu gerekçeyle söyledim. Önümüzdeki enflasyon minimize olmaya başlayacak. Bir ara artış düşünülmeden refah payını bir miktarda önden planlayarak, hani bugünden. Çünkü bunu ana sebeplerinden bir tanesi şu Türkiye'de ücret fiyat sarmalı olduğu söylenir hep. Ama bu biraz şehir efsanesidir. Evet, ücret artışları enflasyonu etkiler ama bizde olay farklı. Bakın daha biz asgari ücreti geçen hafta konuşurken inanılmaz zamlar geldi. Daha rakam yok. Reel olarak ele geçmişliği yok. Kimsenin bunu harcadığı yok. Ama günün sonunda şu olacak. Bugün asgari ücret açıklandı ya Merve Hanım. Herkes şunu diyecek. Bakın asgari ücret zam geldi. İşte o yüzden etiketlere zam geldi. Tabii. Hani alakası yok. Bizde kar enflasyonu var maalesef. Yani insanlar acayip para kazanmayı seviyorlar. Peki. Bu algının belki önden kırılması için söylemiştim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz için. Sayın Çetin Ateş çok teşekkür ederim. Sayın Yüksel Okşak çok teşekkür ederim. İlk değerlendirmeleri aldık. Çok sağ olun yayına katkı için. Şimdi işveren kanadına da bir soralım. 8.500 liralık asgari ücrete ilk açıklamalar ne olacak? Askom Başkanı Sayın Orhan Aydın bizlerle. Orhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İlk değerlendirmenizi merak ediyorum. Buyurun lütfen. Öncelikle hem iş dünyamıza hem çalışanlarımıza inşallah hayırlı uğurlu olsun yeni asgari ücret. Tabii ki bu dönemin en önemli gündem maddesiydi. Bununla beraber bir de EYT gündemimiz var. Tabii ki işverenleri de yakından ilgilendiren diğer bir konuda. Şimdi tabii ki burada ilk kamuoyu çalışmalarına bakıldığında 7845 TL gibi bir beklenti ve asgari ücretli yine kamuoyu çalışmasına bakıldığında da 7500 TL ve üzeri bir beklenti var idi. Yani 8000 TL'nin üzerindeki bütün gelecek her TL herkesin emin edecek duruyordu. Özellikle çalışan tarafında. İşveren tarafında da tabii ki biz yine 7500-8000 TL bandında bir ücret bekliyor idik. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz önce ifade ettiler. İlk Ocak ayına göre %94'lük bir artış. Temmuz ayına göre de %50'nin üzerinde bir artışla asgari ücrette yıl boyuna bakıldığında yaklaşık %75'lik bir artışla biz bu seneyi 2023'e başlamış olduk. Bu ne demektir? Tabii ki zorlu bir dönem. Enflasyon açısından
ziyadesiyle enflasyon artışlarını yaşadığımız bir dönem. Ancak asgari ücretliği de yapılan artışlarla, zamlarla birlikte asgari ücretliği de bu enflasyona yedirilmeyen yine bir artış yapıldı. İş dünyası açısından biz biraz altında bekliyorduk aslında. Hı hı. İşverenler olarak çünkü bakıldığında şu anki dünyadaki rakip ülkelerimize bakıldığında çünkü bizim rakip ülkelerimiz Avrupa Birliği ülkeleri değil. Özellikle bizim emek yoğun sektörlerimiz var. Tekstil, hazır giyim sektörü gibi, plastik, kimya gibi ciddi manada emek yoğun sektörlerimiz var. Bu alanlardaki iş gücünün maliyeti bizim için çok önemliydi. Biz 8.000 TL bandı ve bir tık da altında aslında bekliyorduk. Ama 8.500 TL de şu anda işverenler açısından da kabul edilebilir bir rakam olduğunu ifade edebilirim. Tabii bazı taraflar işte 9.000'ler, 10.000'ler, 11.000'ler gibi böyle bir beklenti içerisine girdiler ama yine Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sırtlarında küfe olmayanlar rahat rahat rakam ifade edebiliyorlar. Ancak iş dünyasının bütün ekonomiler, büyük ekonomiler de daralma yaşanırken hemen dibimizdeki Avrupa Birliği ekonomi ülkeleri ve bunlar gelişmiş ekonomiler hepsi daralmalar yaşarken Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden bu yana büyüyerek devam etmiştir. Bu da şunun ifadesidir. Hem çalışanıyla hem işvereniyle iş dünyasının bir an durmadan çalışarak gayret ederek bu büyümeye hep beraber biz el attık. Bundan sonra da aynı şekilde 2023'te hedeflemiş olduğumuz özellikle ilk etaptaki 300 milyar dolar ihracat hedefini inşallah Allah nasip eder ve bir an evvel kavuşmuş oluruz. 2 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklar zannediyorum 250 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamını. Bu ihracat rakamlarına, bu büyümelere ancak hep beraber fedakarlık ve özveri gösterdiğimizde ulaşabiliyoruz. Ne bunu tek başına devlet tarafı, ne bunu tek başına işveren, ne de tek başına işçi tarafı yapabilir. Dolayısıyla üçlü koordinasyon çok önemli bu alanda. Ve inşallah bu 8.500 TL önümüzdeki enflasyonu da tabii biraz tetikleyecek ama ilk etapta %30'a inecek bir enflasyon ve yıl sonunda %20'lere inmiş bir enflasyon hedefi var hükümetimiz tarafından. İnşallah bu enflasyonun inmesiyle birlikte bir an evvel normalleşmiş bir ekonomi, normalleşmiş bir enflasyonu hep birlikte ülke olarak inşallah yaşamış oluruz. Tekrar inşallah hem iş dünyamıza, işverenlerimize, hem işçi kardeşlerimize bu asgari ücret hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim Sayın Orhan Aydın. Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yeni asgari ücreti konuşmaya devam ediyoruz. Tabii özellikle emek ağırlıklı sektörler için sanayi tarafından değerlendirme aldık. Şimdi turizm kanadını da konuşacağız. Bu sene turizm Türkiye'de belki en iyi geçen sektördü. Özellikle 6. aydan itibaren yılın ikinci yarısında birbiri ardına revizyonlar aldık. 2023 beklentileri de iyi. Yatırımlar noktasında neler bekleniyor? Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Er Yatırım Genel Müdürü Sayın Ferzan Çelikkanat bizlerle. Hoş geldiniz Ferzan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii sıcak gündem. O yüzden aslında turizm kanadında da asgari ücret cephesi önemli. Bu sene yeni açıklanan asgari ücreti nasıl karşıladınız? İlk önce ülkemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun demek düşer. Açıklanan bir karar var. Bu karara saygı duyup artık planlamalarımızı, düzenlemelerimizi bunun doğrultusunda yapacağımız 2023 bütçelerini artık son şeklini bu rakamlara göre verebileceğimiz bir dönem bekliyor bizi, bir çalışma süreci bekliyor. Her zaman tabii ki de çalışanlarımız da daha iyisini hak edip daha fazla gelir elde etmek üzere biz de kendi bünyemizdeki çalışan arkadaşlarımızı bunu hep söyleyip elimizden geldiği kadar kazançlarımızı paylaşmaya gayret ediyoruz. Oradaki önemli notlardan bir tanesi de bu bir taban ücrettir. Üzerindeki paylaşımı, üzerindeki artışı aslında herkes kendi belki de bu dönem içerisinde karlarından da belki fedakarlık ederek düzenlemesi gerekiyor. Tabii turizm sektöründe özellikle ciddi bir mavi yaka çalışan kitlesi var. Bunların birçoğu asgari ücret üzerinden ücretlendiriliyor. Turizm sektöründe özellikle deniz, kum, güneş, Akdeniz çanağındaki çalışan sayısına baktığınız zaman önemli bir rakamı teşkil etmekte. Ben eminim ki turizmin gelirlerinin artmasıyla, otellerin kazançlarının ve cirolarının artmasıyla daha adil, daha gelir düzeyi paylaşımlı bir sistemle
Mavi yakalar da bu süreçten turizm sektörü özelinde payını alacaklar diye umut ediyorum. Bu seneyi nasıl geçirdiniz peki? Bu sene 2022 yılı aslına bakarsanız pandeminin çıkışıyla birlikte, pandemiden çıkmakla birlikte bekleyen ve sıkışmış bir talebin patlamasını yaşadık. Hı hı. İstanbul özelinde ve Türkiye özelinde farklılık arz eden aylar var. Özellikle işte Ramazan ayı bizim için İstanbul'da düşük geçeceğini beklediğimiz veya işte Ocak-Şubat aylarında biraz daha misafir sayılarının azaldığı dönemler yaşadık geçmişte. Halbuki 2022 yılı bu sıkışmanın da etkisiyle ciddi bir talep patlamasını gözlemledik. Özellikle Suudi Arabistan'la olan ilişkilerin düzelmesi, politik bir takım yakınlaşmalar, Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'nın Rusya'ya karşı uyguladığı ambargolar sonucu Türkiye çok ciddi bir talep almaya başladı. Bu da hem rakamlara hem doluluklara yansıdı. Aslına bakarsanız bunun içerisinde ertelenen düğünlerden, toplantılardan, ertelenen kongrelere kadar birçok uzantısı olan bir dönemi 2022 yılında çok aslında verimli bir şekilde geçirdik. Biraz sanki 6. aydan sonra işte Haziran öncesi ve sonrası farklı bir dönemdi turizmde. Şimdi birbiri ardına da böyle rakamlar hem gelirler açısından hem turist sayısı açısından revize edildi. Bu senenin bu yansımasıyla 2023 tarafında nasıl bir beklenti var? Yani şimdi 2019 rakamlarıyla karşılaştırıyoruz hep bu seneyi baktığımızda 2020-2021 değil. 2023 bu seneden daha iyi olur mu? Böyle bir beklenti var. Ne diyorsunuz? Çok güzel. 2019 tabii bizim için biraz daha bir altın yıldı. Evet. Geçmiş yıllardaki 20 yıllık turizm verilerini değerlendirdiğimizde. 2022'nin aslında uzantılarının 2023'e sarkacağını ben tahmin ediyorum. Hı hı. Tabii burada esas belirleyici faktör tamamen orada dolulukları değil de o da satış fiyatları olmak zorunda. Hep bunu aslında kendimize hedef koymamız hı hı. lazım. Yani ülkedeki turist sayısının, kişi sayısının artırılması üzerine nitelikli değil de daha nicelikli bir turizm programı ve hedefiyle aslında yönetmemiz gereken bir süreçte 2023 tam da bu sürecin devamında aslında paralelinde gidecek. Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarında bir süreç olacağını umut ediyorum. Keza buradaki aslında en önemli konu 2022 yılında yakaladığımız gelirlerle birlikte evet çok güzel bir ciro oluşturduk. Aslında enerji fiyatlarındaki düzensizlikler, ekonomideki biraz daha işte gidişatın enflasyon oranındaki artışları, gıda enflasyonundaki artışları aslında karlılıkları biraz düşürdü. Hı hı. 2023'teki en büyük beklenti ve hedef bizler için, turizmciler için ciroların paralelinde karlılıkların da artması. Çünkü 2022'de yaşadığımız bu tarz sıkıntılar evet ciroları bizim için mutlu eden, tatmin eden bir noktaya taşırken karlılıklarımızı etki etmişti. Umut ediyorum ki enflasyonun aşağı doğru gitmesiyle biraz daha belirli bir hem Avrupa'daki hem de Orta Doğu'daki siyasi durumun biraz daha stabil olmasıyla karlılıklarımızın aslında yükseleceği bir dönem olması aslında hepimizin umudu. En önemli problem bence de bu. Ben bu soruyu çok soruyorum, size de sorayım. Yani mesela şimdi yine 2023 hedefleri açıklandı. İşte 60 milyon turist, 56 milyar dolar bir hedef açıkladı bakan. Mesela diyorum ki niye ucuz kalıyoruz bazı yerlerde? Bunu yükseltmek için ne yapabiliriz? Mesela otel satış fiyatları dediniz. Hani bu bir etken. İstanbul gibi yerlerde biraz daha zor geri dönüşler olabiliyor ama orada da bir toparlanma oldu sanıyorum. Yani euro bazlı fiyatlarda. İşte Ege Akdeniz hala mesela belki hani Antalya için konuşmak daha doğru olur. Hala daha ucuz olarak nitelendiriliyor. İşte otellerden çıkması gerektiği konuşuluyor, turizmi vesaire. Bu gelirler nasıl artar? Aslında büyük yaramız bu sorunun hı hı. cevabını ülkece turizm sektörü olarak aramaya çalışmakta. Biz hep şunu söylemeye gayret ettik. Avrupa'nın belki de dünyanın en güzel denizini, en güzel kumunu, en güzel coğrafyasına sahip bir ülkede yaşıyoruz. Baktığımız zaman rakiplerimize Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan aslında aynı paydaşı bizimle satarken, aynı paydaşı bizimle birlikte dünyaya sunarken biz niye bu kadar gerisinde kalıyoruz bu satış fiyatlarının? Çünkü aslında şöyle bir sarmala girmiş durumda turizmci. Turizm yatırımlarının borç yüküyle yapılanması ve finansman fizibilitesi çok sağlıklı ilerlememiş. Tabii düğmeyi aşağıdan yanlış iliklerseniz yukarıya doğru yanlış gider. O yüzden genellikle charter seferlere önceden çok ciddi discountlar edilerek satılan doluluğa endeksli
pri finansman sağladıkları, ön finansman sağladıkları bir turizm yapısı oluşmuş. Bir kere bunu rahatlatmamız gerekiyor. Yani aslında yatırımcının hem ilk yatırım maliyetini hem de işletme sermayesi açısından işletmesel zorlukları aşabileceği bir finans modeliyle bu sürece bir son vermemiz lazım. Aksi halde hep önden satışla tur operatörlerine, büyük tur operatörlerinin taleplerine önden cevap vererek bu konuda çok ciddi indirimler vermek zorunda kalıyor turizmci. Biz eğer bunu konjektüre göre, günün şartlarına göre, biraz daha yakın tarihlere göre pazarlayabilir bir ürün hale getirirsek, hı hı, bu finansman endişesini taşımayan yatırımcı aslında Avrupa'daki veya bizim rakiplerimizdeki fiyatları çok rahat dünyaya sunabilir. Mesela bu turist sayısındaki artış ya da işte bu hani maliyetlerden bahsettiniz az önce, ama mesela bu büyüme beklentisi yatırımları da hızlandırabiliyor mu? Mesela yatırım tarafında ne söylersiniz? Tabii ki de hızlandırır. Açıkçası şu anda yatırımcının en büyük iştahı iyi giden rakamlar üzerine yatırımın geri dönüş süresi. Hı hı. Çünkü özellikle turizm yatırımlarında iki tane yatırım modelini değerlendirme verisi vardır. Bir tanesi gayrimenkulün aset değeridir. Bir tanesi de işletmenin getirdiği gelirlerle birlikte yatırımın geri dönüş süresidir. Türkiye'de özellikle son dönemlerde gayrimenkul üzerindeki, hı hı, aset değerinin artışı çok ciddi cazibe yaratmış durumda. O sebeple aslında bir turizm yatırımını değerlendirirken mutlaka gayrimenkul üzerindeki değer artışını da hesaba katmak lazım. Bu sebeple ben önümüzdeki süreçte eğer ki ilk satın alma maliyetlerinde, çünkü arazi maliyetlerinde dünyada da ciddi bir düşüş, evet, gözlemleniyor. Özellikle Avrupa'nın enflasyonla ve faizle tanıştığı bir periyotta Türkiye bu konuda çok daha cazip hale gelebilir. Yani bugün Avrupa'da ortalama 12, 13, 14 yıllık gayrimenkul değeri olarak söylüyorum bir geri dönüş hesaplanırken, şu anda ciddi bir asset light dönemi başladı. Artık orta ve küçük ölçekli yatırımcı mümkün olduğu kadar güvenli alana çekilip elindeki gayrimenkulü cash out etmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de ise bu konuda hala ciddi bir değer artışı söz konusu olduğu için gayrimenkul yatırımının biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. Tabii burada özellikle turizm yatırımlarına verilen teşvikler ve bölgesel düzenlemelerle, işte son dönemlerde oyuna ciddi giren bir şekilde farklı turizm alanları, işte sağlık turizmiyle veya termal turizmiyle ilgili, hı hı, yeni zonların bölgelerinin açılmasıyla da ciddi turizm destinasyonlarına farklı alternatiflerle teşvik verilmesi söz konusu. Yani bir taraftan gayrimenkul değerinin artışı, bir taraftan turizm işletmesinin bir bölgesel destekle teşvik edilmesi bence önümüzdeki dönemdeki iştahı devam ettirecek. Sizin özelinizde nasıl bir yıldı ve yatırım noktasında ne planlıyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz? Biz aslında Er Yatırım olarak önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde pandemiyle birlikte tabii ki de bütün projeksiyonumuzu gözden geçirdiğimiz bir süreç yaşadık. Hedefimiz 20 yılda 10 otel şeklinde bir projeksiyonumuz vardı. Yani gayrimenkulün satın alınması, yatırımının yapılması ve bunu bir markayla işletilmesi konusunda. Hedeflerimizden çok sapmış durumda değiliz. Sadece bunun zamanlaması açısından bir takım değişiklikler oldu. Dünyanın içerisinden geçtiği hem ekonomik krizler hem pandemi kriziyle birlikte. Bu sebeple aslına bakarsanız doğru lokasyonlarda, doğru modellerle yatırımları her zaman takip eden bir refleksimiz ve motivasyonumuz var. Umut ediyorum ki şehir planlamacılığıyla birlikte, son dönemlerdeki özellikle yeni havalimanının katılmasıyla birlikte bölgeye ciddi bir uçuş yoğunluğu ve uçuş trafiği ile birlikte aslında farklı segmentlerde, farklı ülke profillerindeki misafirlerle yeni yatırım modelleri bu ülke için hala cazip olacak. Bu cazibe içerisinde de biz de yatırımlarımızı devam ettirmek için planlamalarımıza devam ediyoruz. Burada en önemli konu bizler için tabii ki de finansmana ulaşım, finansmana, hı hı, erişim. Önümüzdeki sürecin biraz daha bizim için kısa bir dönemde olsa hala finansman konusunda sıkıntı yaratacağını öngörüyorum. Ama orta uzun vadede bu konuda çözülerek çok ciddi bir yatırım iştahı tekrar oluşacak hepimizde. Bölge olarak peki var mı planlarınız bu yatırımlarda? Bizim yatırım modelimiz ağırlıklı olarak şehir içi iş, hı-hı, oteli olduğu için belirli bir sanayi kapasitesine sahip, belirli bir nüfusun üzerindeki her bölge aslında bizim için cazibe merkezi. O sebeple biz doğu, güneydoğu, batı, kuzey gibi bir ayrım yapmadan misafir potansiyelinin ve özellikle sanayi potansiyelinin olduğu her yerde fırsatları kovalıyoruz. Şimdi
Dolayısıyla burada beklentiler iyi olduğu için yeni dönemde hani turizm sektöründeki beklentilerinizi de sormak istiyorum. Nasıl bir sezon ve nasıl bir hazırlık var burada? Sizin alanınız da biraz daha farklı bir alan. Çünkü işte salgın döneminden geçtik. Mesela deniz, kum, güneş ya da hani şehir turizmine de belki bir anda bir talep olabiliyor. Ama işte kongre turizmi de sizin alanınızın içinde. Dolaylı yolda da olsa. Çünkü bu büyük kongreler vesaireler çok fazla etkiliyor şehir otelciliği. Şehirlerde toparlanma biraz daha geç dönüyor. O yüzden biraz sormak istiyorum. Yani 2023 ve sonrası işte bu büyük kongrelerin dönüşü ne bekliyorsunuz orta vadede en azından? Aslına bakarsanız Galata Port gibi, devam edecek olan Haliç Port gibi, hı hı, yani Türkiye'nin nitelikli ve niş turist profilini oluşturan kruvaz misafirlerinin ciddi bir dönüşü gözlemlendi. Hı hı. Bu gelirlere ve özellikle sokağa çok ciddi bir yansıması var. Eğer biz bunu devam ettirebilirsek aslında turizmin en önemli unsuru nedir? Barış ve huzur ortamı. Yani biz barış ve huzur ortamı imajıyla birlikte bu süreci devam ettirebileceğimiz bir süreç yakalayabilirsek kongre turizmleri gibi biraz daha çok önceden planlanması gereken, belki 1-2 yıl öncesinden programlanması gereken organizasyonları aynı 2005'lerde, 2008'lerde yaşadığımız o yoğun kongre trafiği gibi kitlesel boyutlarda tekrar İstanbul'a alabiliriz. Çünkü İstanbul'un bu konuda hem hava ulaşımı açısından hem konaklama altyapısı açısından hem de şu anda toplu taşıma altyapısı açısından çok ciddi imkanları var. Bunun yanına gastronomiyi de eklerseniz, bunun yanına doğal güzellikleri de eklerseniz aslında 10 bin, 15 bin, 20 bin kişinin üzerindeki büyük kongreler ev sahipliği yapmaması için hiçbir sebep yok. Ama bu süreç maalesef 2-3 yıllık geriden uzun bir çalışma periyodu olduğu için bütün bileşenleriyle düşünülmesi ve hesap edilmesi gereken bir dönem. Ben önümüzdeki dönemde İstanbul'un başta olmak üzere Anadolu'nun da kendi ölçeğindeki şehirlerde kongrenin ciddi artacağını öngörüyorum. Çünkü pandemide biliyorsunuz insanlar bunun bir psikolojik sıkıntısını da yaşadılar. Toplu alanlara girmek, kalabalık ortamlarda bulunmak veya işte bir şekilde kongre merkezlerinde yer almakla ilgili endişelerini taşıdılar. Bence bu endişe de hem psikolojik olarak hem de teknik olarak yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu süreç İstanbul için bir fırsat. Yeni kongre merkezlerimizle birlikte mümkün olduğu kadar nitelikli pazarlamayla, hı hı, çünkü en önemli şey pazarlayabilmek. Siz ne kadar iyi bir ürün üretirseniz de üretin, doğru argümanlarla doğru ürünü pazarlamazsanız doğru yerlere zaten birçok bir verim ve fayda elde edemezsiniz. Pazarlanamayacak ürün yok, satamayacak ürün yok. Önemli olan doğru argümanlarla yola çıkabilmek. Bir de nitelik diyorsunuz. Nitelik. Çok teşekkür ederim. Ferzan Bey, geldiğiniz için ayrıca değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Ferzan Çelik Kanat'ı ağırladık ve turizm sektöründeki beklentileri konuştuk. Devam ediyoruz. Tekstili sektörünü konuşacağız. Hem ev tekstilinde hem dekorasyonda büyüme devam ediyor. Bugün Mella Maison CEO'su Sayın Muhammed Tam bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba Merve Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Seneyi nasıl geçirdiniz artık kapatırken? Şöyle bu sene büyümeyi bir sorayım. Çünkü değişik bir dönemden geçtik. Özellikle ev ürünleri noktasında. İnsanlar çok fazla evde kalınca daha fazla ev eşyası almaya başladılar. Bu markanıza, büyümenize nasıl yansıdı? Pandemi döneminde eve kapanmalar birçok markada olduğu gibi Bella Maison'da da müşteri artışına, alışverişlerdeki dönüşüm oranlarındaki artışlara ciddi anlamda pozitif etkisi oldu. O büyümenin etkisi hala daha devam ediyor diyebiliriz. Yani pandemi dönemindeki evde geçirdiğimiz ortalama sürenin artışıyla beraber insanlar, tüketiciler, müşteriler hala bu alışkanlıklarını devam ettiriyorlar ve evlerde geçirdiğimiz vakti daha kıymetli, daha keyifli hale getirmek için daha çok zaman harcıyorlar, daha çok emek harcıyorlar. Bir de burada bizim ürünlerimize ciddi anlamda etki yapıyor.
Nasıl bir büyüme var peki? Marka özeline baktığımızda ne gördünüz? Özellikle online alışverişte çok agresif büyümeler gerçekleştirdik. Pandemi dönemi boyunca zaten devam etmişti. Biz 2020-2021 yılları arasında böyle yıllık %200-250-%300 oranlarda e-ticarette, adetlerde büyüme görürken bu sene daha agresif büyümeler de gördük. Fakat fiziksel mağazalarımızda aynı şeyi söyleyemeyiz. AVM'lerde ziyaretlerin nispeten azaldığını gözlemliyoruz. Fakat evde geçirilen vaktin artması, müşterilerin online'daki yaşadıkları deneyimleri alışkanlık haline getirmelerinin online'daki büyüme etkisi devam ediyor. Biz de çok dijital odaklı bir markayız. Online'da müşterilerimize çok iyi deneyimler sunmaya çalışıyoruz. Bütün koleksiyonumuzu, bütün ürün çeşitlerimizi, hatta fiziksel mağazalarımızda bulunan ürünlerden daha fazlasını online'da erişmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla online'da ciddi anlamda adet bazında da çok ciddi büyümeler gerçekleştirdik. Ben şimdi içerisi dışarısı ayrı soracağım. Biraz yurt içi pazarı merak ediyorum. Yani özellikle talep ne tarafta, büyüme nasıl geldi, yurt içi pazardaki hareketi nasıl görüyorsunuz? Yurt içinde az önce de ifade ettiğim gibi ev kategorisinde çok ciddi bir büyüme var. Çünkü evde geçirdiğimiz ortalama süreme ciddi anlamda artmış durumda. Dolayısıyla bundan istifade ediyoruz. Fakat diğer taraftan da şöyle bir gerçeklik var. Dünyada pek çok ülkeden daha fazla ev ürünleri konusunda üretici bir ülkeyiz. Dolayısıyla yurt dışından ihracata yönelik çok ciddi talepler alıyoruz. Ve biz de Bellamezon olarak yurt dışındaki büyümeyi çok önemsiyoruz. Global bir marka olmak için elimizden gelen tüm gayretle mücadele ediyoruz. Bu anlamda bir franchise sistemi kurduk ve yurt dışında farklı coğrafyalarda açılmaya başladık. Önümüzdeki sene yaklaşık 25'e yakın yurt dışı mağazası açılışı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hem Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'den çıkan bir marka olarak globalde yolculuk yapmaktan da son derece heyecanlıyız. Bu önemli bir nokta. Şu an hangi pazarlarda varsınız? Halihazırda Bellamezon Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuzey Afrika'da hemen hemen her ülkede, yakın zamanda Türkiye Cumhuriyetler'de, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Bulgaristan'da birçok ülkede var olacak fiziksel olarak. Bunun yanı sıra Avrupa'da da online satışlar gerçekleştiriyoruz. Orada kurduğumuz bir lojistik altyapısıyla Almanya'daki bulunan büyük marketplace'lerle anlaşmalar gerçekleştirdik ve 7/24 satış gerçekleştiriyoruz. Az önce de söylediğim gibi Türkiye'den çıkan bir marka olarak bunları gerçekleştirmek bizim için son derece gurur kaynağı. Bütün emeğimiz ve gayretimiz de aslında benim tabirimle hep ekibe öyle ifade ederim. Şampiyonlar Ligi yolculuğu. Cumhurbaşkanımız da kullanıyor bu ifadeyi. Son derece inanarak mücadele ettiğimiz bir şey yurt dışındaki büyüme süreci. Şöyle sorayım. Mesela Türk markasına bakış açısı nasıl olduğunuz bölgelerde? Çok önemli bir bakış açısına sahibiz. Çünkü Türkiye ev tekstili konusunda çok uzun yıllardır zaten ciddi deneyime sahip olan bir ülke. Çin'de yaşanan krizler, navlun krizleri vesaire derken Türkiye'deki üretimin daha da ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla Türk ürünlerinde bu anlamda ciddi bir rağbet olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bizim de franchise verirken, franchise operasyonunu geliştirirken elimizi bu anlamda güçlendiren bir unsur. Çünkü ürünümüzün kalitesini anlatmaya yönelik yurt dışı pazarlarında bir zorlukla karşılaşmıyoruz. Ya da o pazarlara uygun ürün geliştirebilme imkanlarına yurt içinde sahibiz. Biz de ürünlerimizin yaklaşık %90'ını Türkiye'de üretiyoruz, Türkiye'de geliştiriyoruz. O anlamda Türkiye'deki varlığımız, Türkiye'deki tedarikçilerimiz bizim için çok kıymetli. Yeni mağaza, 25 mağaza dediniz sanıyorum yakın vadede. Çok bunları doğru. Nerelerde açmayı planlıyorsunuz? Az önce bahsettiğim ülkeler dahil bunlara. Sayı artacak. Evet, sayı artacak. Her ülkede şu an birkaç tane mağaza varken 3., 4., 5. mağazalarını açacaklar. Fakat tekrar ifade etmek gerekirse Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Özbekistan, Fas, Cezayir, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem Dubai'de hem Abu Dhabi'de, yakın zamanda Umman'da, İran Kiş Adası'nda, Bulgaristan'da çok farklı coğrafyalara dağılma fırsatını bulduk bu dönemde. Bu anlamda hem ürün geliştiriyoruz hem de mağazacılık operasyonumuzu daha iyi noktaya taşımak için ciddi gayret ediyoruz. Üretim ve ihracat tarafında peki nasıl bir görünüm var şu anda? Yani bu sene ihracatı nasıl geçirdiniz? Hem ihracat tarafına baktığımızda siz tabii biraz online satışlar da aslında buna dahil. Yani Avrupa'da mesela online satış yapıyoruz dediniz. Bu önemli. 2023'te ne bekliyorsunuz bu açıdan bakıldığında? 2023'te yurt dışı bizim için çok önemli bir kanal olacak. Çünkü az önce ifade ettiğim üzere
mağaza sayısında ciddi bir artışa geçeceğiz. 25 farklı mağaza açılışı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu mağazalarımızla beraber ihracatımız ciddi anlamda artış gösterecek. Bu sene bizim daha çok altyapı hazırlığıyla geçirdiğimiz 8'e yakın mağaza açtığımız bir yıldı. Dolayısıyla ihracat için ilk adımları attığımız, ekibimizi güçlendirdiğimiz, franchise operasyon manüellerini çıkarttığımız bir dönem oldu. 2023 için çok heyecanlıyız. Daha az önce farklı bir coğrafyada mağaza açmak üzere bir görüşme gerçekleştirdim. Dolayısıyla sürekli sıcak gündemimiz farklı, yurt dışı. Hangi farklı? Sürpriz olsun yakın peki, zamanda. Söylemeyeceksiniz öyle olsun. Şöyle sorayım. Burada sektörel açıdan bakıldığında şimdi marka özelinde büyümeden bahsettiniz. Biz ev tekstil sektöründe de bu sene ağırlıklı hep ihracat rakamlarında büyümeyi paylaştık. Sektördeki büyümeyi nasıl görüyorsunuz? Hem 2022 özelindeki rakamları sormam gerekirse hem de talebe bakıldığında burada ihracata ve büyümeye nasıl bir katkı sunuyor sektör? Sektörün bence en büyük rahatlığı ve zenginliği ürün geliştirme konusunda çok ciddi alternatif geliştirebilmemiz. Yükselen enflasyona rağmen pazarda yeni ürün geliştirebilmek için bu anlamda üreticiler yoğun çaba sarf ettiler markalarla beraber. Pek tabii bizler de destek oluyoruz onlara. Dolayısıyla bu anlamda pazarın küçüldüğünü değil aksine büyüdüğünü gözlemliyoruz. Çünkü tüm ev kategori markalarında yeni ürün gruplarının mağazalara girdiğini gözlemliyoruz. Adetlerin artışlarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de ev kategorisi hala ciddi anlamda büyümeye devam ediyor ve önümüzdeki dönemde de böyle devam edeceğini umuyoruz. Ben Türk tüketicinin en çok neyi talep ettiğini de merak ediyorum. Ne satıyorsunuz en fazla? Yani en açık böyle sorayım soruyu biraz. Yani talep nerede yani? Ev kategorisi çok geniş tabii. Evet. Yani herkesin farklı ihtiyaçları var. Ama mesela hani vardır ya şöyle hani bu üründe çok fazla bir talep var diye sonuçta bunu pazarlamada çalışıyorsunuz. Şimdi pek tabii. Bellamezon'un içerisinde biz de ilk başta ev tekstili markası olarak konumlandırıyorduk kendimizi. Daha sonradan ev tekstili ve dekorasyon markası. Arkası demeye başladık. Çünkü aslında eve dokunan her köşede var olmaya çalışıyoruz Bellamezon olarak. Fakat pek tabii sizin de sorunuzdaki gibi müşterilerimizin daha fazla yoğun ilgi gösterdiği ürün grupları pek tabii var. Hı hı. Burada aslında insanların kendisini, müşterilerin kendisini daha çok insanlar ifade ettikleri ürünler ön plana çıkıyor. Özellikle sofra grubu bu anlamda çok ciddi rağbet görüyor diyebiliriz. Çünkü kültürümüzde misafir ağırlama, sofra kurma gerçek anlamda önem arz ediyor. Ve de kırılabilir, tüketilebilir ürünler. Dolayısıyla müşterinin daha fazla tedarik etmesinin frekansının daha yüksek olduğu ürün grupları, sofra grupları. Biz de bu anlamda ciddi bir ürün gelişimi gerçekleştirdik son 1-1,5 yıl içerisinde. Sofra grupları bu anlamda sizin sorularınızı cevaplıyor. En çok öne çıkan o diyorsunuz. Ben biraz üretim kanadında, şimdi biz bu salgın döneminden sonra işte Asya'dan Türkiye'ye üretim kaymasını konuştuk. Size yerli bir marka olduğunuz için bunu ayrıca sormak istiyorum. Üretim kanadında Türkiye'ye bakış açıları nasıl? Yurt dışındaki ülkelerin, oradaki markaların işte belki işbirlikleri vesaireler de vardır. Bu açıdan mesela Türkiye'deki üretim ağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye tekstil konusunda çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Ev tekstilini dünyadaki en güçlü üreticiler halihazırda memleketimizde üretim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla tekstil anlamında çok büyük eksikliğimiz yok. Fazlası var hatta ve dünyada bu konuda tanınıyoruz. Fakat Çin'deki yaşanan süreçle beraber aslında Türkiye'de gelişmekte olan sofra grubu üretimiyle ilgili ciddi aksiyonlar oluştu diyebiliriz. Birçok üreticimiz kapasitelerini artırdılar. Çünkü yoğun bir ihracat talebiyle karşılaştılar. Özellikle yakın coğrafyadan. Hali hazırda Türkiye'nin ilişkilerini iyileştirdiği, geliştirdiği birçok coğrafyada ciddi bir satın alma talebiyle karşılaştılar. Bu anlamda yakın çalıştığımız tedarikçilerimizin de kapasite artırdıklarını, üretim tekniklerini geliştirdiklerini, ürün çeşitlerini geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Tekstil konusunda zaten gelişmiştik. O potansiyelimizi belki açığa kavuşturma fırsatına eriştik. Hı hı. Fakat sofra grubunda hala öğrenecek çok şeyimiz var Türkiye'de. Tedarikçilerimizin de sürekli gelişim kat etmesi gerekiyor. Çünkü çok büyük bir pazar. Evet. Dünyada çok büyük bir pazar ve uzak doğunun domine ettiği bir pazar. Dolayısıyla bizim için zor bir alanda Türkiye için bir fırsata dönüştü diyebiliriz. Son olarak ben yakın vade beklentilerinizi de sormak istiyorum. Hem büyüme açısından hem bu mağazalaşma yatırımlarından bahsettiniz. Ne hedefliyorsunuz markanız özellikle? Bizim için tabii yıl kapanıyor artık. Bütçe çalışmalarını yoğun şekilde yaptığımız dönemlerde. Önümüzdeki dönem için hem yurt dışındaki mağaza açılışlarımız hem online kanallar hem yurt içinde yapacağımız yatırımlarla ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Ekonomimiz bir şekilde canlı
şekilde hayatına devam ediyor ve müşterilerimizi biz memnun ettikçe, doğru çalışmaları yaptıkça bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz. O yüzden hep savunduğum bir şey var, gayretli bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'miz için de yeni asgari ücrette hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önümüzdeki yeni dönemin başlangıcı oldu aslında. Bugüne denk gelmesi de konuşmamızın tesadüf oldu. Fakat siz nasıl karşıladınız? Çok önemli bir dönem. Hı-hı. Yani nasıl karşıladığımızdan ziyade ne yapacağımız çok önemli. Evet. Çünkü rakam bir sübjektif yorumdan ibaret olur benimkisi evet, sadece. Doğru. Fakat önümüzdeki dönemde her dönemde olduğu gibi daha çok üretmek, daha verimli çalışmak ve daha gayretli olmak zorundayız. Ürettiğimiz zaman, teknolojiye adapte olduğumuz zaman, kendimizi geliştirdiğimiz zaman biz bu memlekette başaramayacağımız hiçbir iş olduğunu düşünmüyorum. Biz de gayretle mücadele edeceğiz. Çok teşekkür ederim Muhammed Bey değerlendirmeleriniz için. Geldiğiniz ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Belli Maison CEO'su Sayın Muhammed Tan'ı ağırladık ve yeni dönem beklentilerini konuştuk. Hareketli bir gün asgari ücret açıklandı. 8506 lira olarak açıklandı asgari ücret. Ve bununla birlikte saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. O yüzden bugün bülteni erken kapatıyoruz. Uğur Korkmaz'a vereceğim hemen sözü. Özel yayında Merkez Bankası özel yayınıyla karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.